İkinci madde üzerinde Halkların Demokratik Partisi grubu adına söz talep eden İstanbul Milletvekili Sayın Zeynel Özen. Buyurun Sayın Özen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz Şubat ayı biz Aleviler için kutsal bir aydır. Aleviler sessizce, şatafattan uzak, gösterişten uzak oruç tuttular. Cemlerini yaptılar. Ben tüm Alevi halkının yaptığı hizmetlerin hak katında kabul edilmesini diliyorum. Değerli milletvekilleri, İktidar 84 milyonun temsil edildiği iddia etmekte. Buraya çıkan her hatip de kürsüde Kürt Türk kardeştir, Alevi Sünni kardeştir der. Bu hamasettir arkadaşlar. Şimdi bu sözün doğru olmadığını, gerçekliğe aykırı olduğunu tek tek size madde madde açıklayacağım. Aleviler eşit yurttaşlık talepleri yıllardır çeşitli bahanelerle görmezden geliniyor. Bunun için kendi aramızda birlik olmadığımıza dair bahaneler öne sürülüyor. Aleviler arasında çeşitli yorum farklılıkları olabilir. Kaldı ki Sünni tarikatlar ve mezhepler arasında da çok daha fazla farklılıklar vardır. Alevilikte zaten yol bir, sürek bin birdir. Alevilikte Şeyhül İslamlık, halifelik gibi makamlar olmadığı için tekçilik diye bir şey olamaz. Alevilikte yolun farklı sürekleri olabilir ama Alevilerin temel talepleri doğrultusunda herhangi bir farklılık yoktur. Türkiye'de Alevilerin 7 çatı kuruluşu ortak açıklamaları mevcuttur. Bu talepleri bir kez daha dikkatinize sunmak için detaylandırıyorum. Bu talepleri Sağır Sultan bile duydu ama ne yazık ki bu meclis duymadı. Bir, Alevi inancı tanınmalı ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Cumhuriyeti kuruluşundan bu tarafa Alevilik ve Aleviler yok sayılmış, yapılan anayasa, yasalarda, yönetmeliklerde ne Alevilere ne de Alevilerin inanç ve ibadetlerine yer verilmemiştir. Bu yönde anayasa, yasalar ve tüm yönetmelikler taranmalı, köy kanunu, imar kanununa kadar tüm alanlardaki yok saymalar, eksikler giderilmelidir. Ki bununla ilgili meclise detaylı bir kanun teklifi verdim. Maalesef meclis gündeme bile almadı. İki, Alevilerin ibadethanesi cem evleridir. Arkadaşlar, inançlarda esas olan beyandır. Devletin görevi ise bu beyanı kabul edip gereğini yerine getirmektir. Alevi toplumu tartışmasız bir şekilde toplu ibadetlerinin cem, ibadethanelerinin de cem evi olduğunu beyan etmektedir. Bu hakikati yok sayıp cem evlerine farklı statüler aramak yerine cem evlerine ibadethane statüsü tanınıp anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Buradan muhalefete de sesleniyorum. Siz muhalefet elinizde olan belediyelerde olan cem evlerin tapusunu derhal Alevi kurumlarına teslim edin. Hiçbir sinagog, cami, kilise yok ki devletin veya belediyelerin tapusu onların elinde olsun. Üç, okullarda okutulan zorunlu din dersleri ve mevcut eğitim sistemi Aleviler için bir asimilasyondur. Okullarda okutulan zorunlu dinler kültürü ve ahlak bilgisi dersi dayatılan seçmeli din dersleri Sünni İslam dersleridir. Alevi çocukları sünnileştirilmektedir. Bu konuda yıllardır Alevi örgütleri mücadele etmekte, mitingler yapmakta, davalar açmaktadır. Bu derslerin Alevi çocukları açısından bir asimilasyon dersi olduğu Danıştay ve AİHM kararıyla birçok kez teyit edilmiştir. Son Milli Eğitim Şurası'nda 4-6 yaş arası bebeklere zorunlu din dersi için tavsiye kararı alınmıştır. Başta Aleviler olmak üzere
asimilasyon tehdidi yaşayan ve çoğunun pedagojik gelişimden, çocuğun pedagojik gelişiminden endişe eden birçok kesim de infial yaratmıştır. Demokratik kitle örgütleri bu karara karşı seslerini duyurmak için 27 Şubat'ta Kadıköy'de demokrasi ve laiklik mitingi gerçekleştirecektir. 4. Madımak Oteli İbret Müzesi olmalıdır. 2 Temmuz 1993 tarihi Pir Sultan Abdal Anma Etkinliğine katılan 33 canımız katledildi. Sivas Madımak Oteli İbret Müzesi'ne dönüştürülmelidir. Katliamı teşhir eden, lanetleyen görseller yer almalıdır. Böylece bu insanlık dışı katliamlardan ders çıkartılmalı ve bir daha tekrar etmemesi için yaşananlar lanetlenmelidir. İleri demokraside de bu tür mekanlar müzeye dönüştürülür. Gelecek kuşakların böylesi katliamları bir daha yaşamaması için elzemdir. Bu mihvalde Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi gibi geçmişte yaşanan Alevi katliamlarıyla yüzleşip rızalaşma sağlanmalıdır. Alevi katliamlara ilgili ayrı ayrı hakikatler komisyonu kurulmalı, devlet bu katliamlara ilgili gizli arşivleri açıklamalıdır. Dava süreçleri yeniden ele alınmalı, bu katliamlarla ilgili ibret müzeleri ve anıtlar yapılmalıdır. 5. Alevi inanç merkezleri Alevilere iade edilmeli. Alevi toplumun inanç ve ibadet merkezleri olan başta dergahlar ve ocak merkezleri olmak üzere birçok vakıflar genel müdürlüğü, Kültür Bakanlığı veya belediyelerin mülkiyetindedir. Bu inanç merkezlerin Hacı Bektaş dergahı örneğinde olduğu gibi ya müze olarak kullanılmakta ya da Çorum Osmancık'ta Koyun Baba gibi Sünni inanç temsilcilerine verilip amaç dışında kullanılmaktadır. Bu duruma son verilmeli ve tüm Alevi inanç merkezi dergahları Alevilere iade edilmelidir. Değerli arkadaşlar, biz Aleviler yurttaşlık görevimizi eksiksiz yerine getirmemize karşın taleplerimiz hiçbir zaman dikkate alınmadığı gibi ne kamuda varız ne de yasalar karşısında eşitiz. Alevi ibadetleri olan cemevlerimiz bugün elektrik faturalarında halen ticaret enayi olarak tanımlanıyor. 700 yıllık Şah Kulu dergahı cemevine 55 bin Türk lirası, Garip Dede'ye 30 bin TL. Pir Sultan Kültür Derneklerine bağlı cemevlerine yıllardır süren ticaretin faturaları olarak 9 milyon 200 bin lira civarında borç çıkarılmakta. Biz kimseye gelin elektriğimizi suyumuzu ödeyin demiyoruz. Bir inanç olarak tanındıktan sonra zaten bu sorunlar olmayacaktır. Laikliğin gerçek anlamda uygulandığı tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi devlet inançlara tarafsız ve eşit mesafede olmalıdır. Laik bir devletin belirli bir dini yapılanması, dini bir kurumu olmamalıdır. Dinler, inançlar ve ibadethaneleri devlet finanse etmemelidir. Devlet sadece herkesin kendi inancını finanse etmesine aracı olmalıdır. Demokratik özgür bir sistemde dinlerin, inançların esas sahibi olan o inancın mensuplarına bırakılır. Bizim Aleviler olarak da talebimiz tam olarak budur. Dedelere maaş gibi Alevi inancında asla yeri olmayan vaatlerle Alevi inanç hizmeti sunan pirleri de camide ellerine tutuşturdukları hutbeyi okuyan imama çevirmek isteyenlere rızalık vermeyeceğiz. Laik ve demokrasinin evrensel değeri neyse o ülkelerden asla uzaklaşmayacağız. Alevilerin bunda kullanılmasına da izin vermeyeceğiz. Geçen hafta Alevilere karşı yoğun saldırılar yaşandı. Yakup Tilki isimli bir şahıs Alevilere dakikalarca ağır hakaret yağdırdı. Bu şahıs cesaretini Alevilere karşı uygulanan nefret suçlarındaki cezasızlıktan almıştır. Neyse ki kamuoyunda gelen yoğun tepkiler üzerine
bu Yezid Maviye soylu edepsiz yobaz şimdi tutukludur. Bu durum Yakut Türki isimli aşağılık siyasetten öte sırtını dayadığı egemen zihniyetin alevlere reva gördüğü gerçekliğin bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı tamamlayalım lütfen. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hayret Kahraman'ın alevlere alevlerle evlenmez açıklaması. Eski AKP milletvekili Hüseyin Besli'nin Kürt alevler çifte kavrulmuş yalancılardır hakareti bunun ibretlik örneklerindendir. Cumhurbaşkanı en ufak bir eleştiri yapanın bile çoluk çocuk demeden hayatının karardığı bir ülkede alevlere karşı işlenen nefret suçu her gün bir yenisi eklenmesi tek sorumlusu iktidardır. Dersim Nazmiye'de Kaymakamı Uğur Tutkan sosyal medya üzerine düzgün baba cemevine ithafen cemevlerinizi biz ticaret olarak göreceğiz. Kanunsuzluk, usulsüzlük, kıblesi olanlara doğru yolu göstereceğiz. Sana da uzantılarını, devletin gücünü göstereceğiz diyerek tehditler savurdu. Ardından eli silahlı kişilerle beraber çekilen fotoğrafta alevlere gözdağı vermeye çalıştı. Selamlayalım. İşte bu hükümetin alevlere yaklaşımın resmi burada arkadaşlar. Buraya bakın. Uzun silahlı namlularla çekiyor ve bu lafları söylüyor. Değerli milletvekilleri, bir sorunu yok sayarak çözemezsiniz. Kürt sorunu, Alevi sorunu demokratik yollardan çözmezseniz nasıl Kürt sorunu bugün ülkemizin sorunu olmaktan çıkmış, uluslararası bir sorun haline gelmiş. Alevi sorun da bu yolda ilerliyor. Çünkü AİHM'in, Danıştay'ın verdiği kararlar var. Bu kararlara bu hükümet uymuyor. Ve uluslararası bir sorun olacak. Son olarak hepinizi selamlıyorum. Diyorum ki yaşasın inançların ve halkların kardeşliği. Teşekkür ederim.